Sevgili arkadaşlar, merhaba. Yedinci videoyla karşınızdayız. Geçen videomuzda en son hatta neyi görmüştük? Şöyle bir kısa bir tekrar yapıyoruz. Gerçek kişiliğin başlangıcını ve gerçek kişiliğin sona ermesinden bahsetmiştik. Hatırlayın sevgili arkadaşlarım, gerçek kişilik ne zaman başlıyordu? Sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlıyordu. Peki gerçek kişilik ne zaman sona eriyordu? Ölüm ve gayiplik ile birlikte de gerçek kişiliğimiz sona eriyordu. Peki hatırlayın, ölüm olaylarını nüfus müdürlüğüne kaç gün içinde bildiriyorduk? 10. Doğum olaylarını nüfus müdürlüğüne kaç gün içinde bildiriyorduk? 30 gün içerisinde nüfus müdürlüğüne bildirilir demiştik. Peki ölüm karinesinde ölüm kaydını kim yapıyordu? O yerin en büyük mülki amiri ama gayiplik kararını kim yapıyordu, veriyordu? Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından da gayiplik kararı verilir demiştik. Hatta ölüm tehlikesi içinde kaybolmada kaç yıldı gayiplik? 1 yıl. Uzun zamandan beri haber alınamamada 5 yıl. Hatta gayiplik kararı verilmeden önce mahkeme ilgililerden 2 tane ilan istiyordu. Ve bu 2 ilan arasında ne kadar süre olacaktı duyayım? 6 aylık süre olması zorunludur demiştik. Ve şimdi nereye geldik arkadaşlar? Gerçek kişilerin ehliyetlerine. Dikkat edin, gerçek kişilerin ehliyetleri dediğimiz zaman bir, hak ehliyeti vardı. Geçmiş videolarda söyledik. Bir de bugün anlatacağımız fiil ehliyetimiz var. Peki hatırlayın, hak ehliyetine kimler sahipti? Herkes sahipti. Ne zamandan itibaren? Ana rahmine düştüğü andan itibaren. Hatta ne demiştik hatırlayın? Herkes hak ehliyetine sahiptir ama herkes fiil ehliyetine sahip değildir. Yani 3 yaşındaki bir çocuğun hakları var mı? Var. Hak ehliyetine sahip. Ama 3 yaşındaki bir çocuk borç altına girebilir mi? Fiil ehliyetine sahip mi? Hayır, değildir. O yüzden hak ehliyetine herkes sahip. Ne zamandan itibaren? Ana rahmine düştüğü andan itibaren herkes hak ehliyetine sahip. Demek ki bir kimsenin hak ehliyetine sahip olabilmesi için küçük, büyük, ergin, kısıtlı, kadın, erkek gibi bir ayrım var mı? Hayır, yoktur. Herkes hak ehliyetine sahip ve dikkat edin bakın, hemen birlikte yazıyoruz. Hak ehliyetine geçerli 2 tane ilkemiz var. Bir, hak ehliyetine herkes sahipse yazıyorum, genellik ilkesi vardır. Hak ehliyetine sahip olabilmek için kadın, erkek, yaşlı, genç, küçük, büyük ayrımı yapılamadığına göre eşitlik ilkesi geçerlidir diyoruz bakın. Yazdım ekrandan, notlarınız arasına alıyorsunuz. Demek ki soru olarak gelirse aşağıda verilenlerden hangisi hak ehliyetinde geçerli olan ilkelerden biridir derse hak ehliyetinde genellik ve eşitlik ilkesi vardır diyoruz sevgili arkadaşlarım. O halde hak ehliyetine herkes sahip ama fiil ehliyetine herkes sahip değildir. Arkadaşlarım, bir kimsenin fiil ehliyetine sahip olabilmesi için kanunen aranan koşullara sahip olması gerekiyor ki 3 tane şartımız var. Ne bunlar? Birazdan yazacağız. 1. Ayırt etme gücüne sahip olacak. Yani neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt edebilecek akıl yeteneğinde olacak. Yani mümeyyiz olacak, temyiz kudretine sahip olacak. 2. Ergin olacak. 3. Medeni hakları kullanmaktan kısıtlı olmayan kişiler fiil ehliyetine sahiptir. Demek ki ana rahmine düştüğümüz andan itibaren hak ehliyeti ama fiil ehliyeti diyorsa 3 tane fiil ehliyetinin şartı var. Hadi birlikte yazalım. 1. Önce ne dedim? Ayırt etme gücüne sahip olacak. Birinci şartımız bu. İkinci şartımız ne olacak dedik? Ergin olacak. Bak, ergin olacak. Ve üçüncü şartımız da kısıtlı olmayacak. Yani medeni hakları kullanmaktan kısıtlı olmamak diyoruz. Demek ki erginsem,
kısıtlı değilsem ve ayırt etme gücüne sahipsem hangi ehliyete sahibim? Fiil ehliyetine sahip. Peki arkadaşlar, şimdi söyledim. Ayırt etme gücüne sahip olmak demek ne demek? Akla uygun biçimde davranma yeteneği. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt edebilecek akıl yeteneğinde olmaktır. Ve dikkat! Ayırt etme gücümüzü ortadan kaldıran 4 tane sebep var. İşte ÖSYM der ki aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir. Bak 4 tane A, B, C, D'ye koyar, E'ye farklı bir şey koyar. O halde hemen birlikte bakalım. Arkadaşlar bir kere hatırlayın. Mesela bir kimse akıl hastalığına, akıl zayıflığına sahipse neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edebilir mi? Hayır, edemez. O zaman ayırt etme gücü yok diyor. Peki yaşı küçük, mesela 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında bir çocuk neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edebilir mi? Edemez. O zaman ayırt etme gücü yok diyor. Veya sarhoş olan biri alkolün verdiği etkiyle o anda neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edebilir mi? Edemez. O zaman ayırt etme gücü yok diyor. Demek ki hemen birlikte yazıyoruz, ekrana bak. Ayırt etme gücümüzü ortadan kaldıran 4 sebep varmış. 1. Akıl hastalığı. 2. Akıl zayıflığı. 3. Yaş küçüklüğü. Ama bu yaş küçüklüğü hangi yaş arası? 0-12 yaş arası. Hani hatırlayın, 0-12 yaş grubundaki çocukların ceza ehliyeti var mı? Yok. Ceza ehliyeti olmadığı için neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edebilecek yetenekte değiller. Ve 4.'sü, sonuncusu da sarhoşluk. Bakın dikkat edin, sarhoş olan biri de o anda alkolün verdiği etkiyle neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edemeyeceği için ayırt etme gücü yok olarak kabul edilir. Yanlışlıkla der ki yaşlılık, sakatlık, savurganlık, kötü yönetim, kötü yaşam tarzı der. Onlar birazdan göreceğimiz kısıtlama sebepleri içerisindedir. O yüzden bu 4 tanesini mutlaka ve mutlaka aklımıza koyacağız. Ayırt etme gücümüzü ortadan kaldıran 4 sebep, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, yaş küçüklüğü, sarhoşluk. Peki ergin olmak demek ne demek? Medeni kanun tarafından belirlenen belli yaşların doldurulmasıyla birlikte kişiler ne sayılabilir? Ergin sayılabilir. 4 tane erginlik yaşımız var. Dikkat edin, 2 kez sınav sorusu olarak ÖSYM sordu. Bunlardan birincisi, önce normal erginlik, bir kere reşit olma yaşımız kaç yaşının doldurulması? 18 yaşının doldurulması yazdık. Peki kadın ve erkek için ana baba onayıyla birlikte evlenme erginliği 17 yaşının doldurulması. Gene kadın ve erkek için ana baba onayı, ama bu sefer mahkeme kararı ile olağanüstü evlenme erginliği 16 yaşının doldurulması. Bir de arkadaşlar, bazı çocuklar için mesela belli yaşın doldurulması ile birlikte çocuklar belirli hukuki işlemleri yapabilmesi için ergin kılınabilir. Ergin kılınma yaşımız da 15 yaşının doldurulması. Yalnız burada neye dikkat ediyorsunuz? Dikkat edeceğimiz en önemli yerlerden bir tanesi şu ergin kılınmaya dikkat ediyorsunuz. Neden hocam? Çünkü ergin kılınan bir çocuğun, bak dikkat edin, yazıyorum büyük harflerle hem de, yaşı büyümez. Bu çocuk halen daha 15 yaşında sayılır, bakın. Yaşı büyümez. Hocam neden ergin kılınıyor? Belirli hukuki işlemleri yapması için ergin kılınıyor. Mesela 15 yaşını doldurmuş olan bir çocuk normal şartlarda satım sözleşmesi, kira sözleşmesi, iş sözleşmesi yapabilir mi? Yapamaz. Ama mahkeme tarafından 15 yaşında kira sözleşmesi yapması için ergin kılınan bir çocuk kira sözleşmesi yapabilir mi? Evet, yapabilir. Ama gidip siyasi partiye üye olabilir mi? Olamaz, çünkü 18 yaşında değil. Gidip
Milletvekili olabilir mi? Olamaz. Çünkü 18 yaşında değil. Bakın, yaşı büyümez. O zaman ergin kılınma kararını kim veriyor? Mahkeme. Hangi mahkeme? Gayiplik kararını veren mahkeme. Hangisiydi o? Sulh Hukuk Mahkemesi ergin kılınma kararını verir. Dikkat. Yazdım. Demek ki arkadaşlar, ergin kılınan bir çocuğun yaşı büyümez. Sadece hangi hukuki işlemi yapması için ergin kılındıysa o işi yapabilir. Ve ergin kılınma kararını kim verdi? Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından. Hatta ergin kılınmanın şartları var. Mesela ne şartı var hocam? Bir, çocuk kaç yaşını dolduracak? 15 yaşını dolduracak. Bak. İki, ergin kılınmayı çocuk istiyor olmak zorundadır. Çocuğun isteği gerekli. Peki bak, üç. Arkadaşlar, çocuk daha kaç yaşında? 15 yaşını doldurmuş bak. Mesela 15 yaşında ergin kılınan bir çocuk 1 milyon lira, 5 milyon lira borç altına sokulabilir mi? Hayır. Çocuğun bu durumdan bir zararı değil. Aksine çocuğun menfaati olmak zorundadır. Bakın, o zaman yazdım. Çocuğun menfaati olacak. Arkasından devamında dikkat. Ergin kılınmanın şartları bitti mi? Hayır. Dördüncü şartımız. Çocuk daha 15 yaşında olduğuna göre kimin onayı? Ana ve baba onayı. Ama kimin kararı? Mahkeme kararı ile ergin kılınabilir. Hangi mahkeme? Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararı ile birlikte ergin kılınabilir diyoruz sevgili arkadaşlarım. Dikkat ediyorsunuz. O halde soruyorum. Ergin kılınma yaşı kaç yaşının doldurulması duyayım? 15. Olağanüstü evlenme erginliği 16. Evlenme erginliği 17. Peki hak ehliyeti, fiil ehliyeti hangisine herkes sahip? Hak ehliyetine. Ne zamandan itibaren? Ana rahmine düştüğü andan itibaren. Ama fiil ehliyetine sahip olabilmenin 3 koşulu: ayırt etme gücü, ergin olacak, kısıtlı olmayacak. Kısıtlama demek ne demek? Bir kimsenin medeni hakları kullanma yetkisinin mahkemece ortadan kaldırılması. Bak, gene kısıtlamayı kim verdi? Mahkeme verdi. Gene hangi mahkeme? Aynı mahkeme. Gene yazdım buraya. Sulh Hukuk Mahkemesi kısıtlama kararını verir. Sulh Hukuk Mahkemesi. Bak, Sulh Hukuk Mahkemesi ile ilgili aslında biz 3 tane şey öğrendik. 1. Gayiplik kararı, Sulh Hukuk Mahkemesi. 2. Ergin kılınma kararı, Sulh Hukuk Mahkemesi. 3. Kısıtlanma kararı, Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilir. Ve kısıtlama kararı hangi sebeplerle verilir? Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, savurganlık, kötü yönetim, kötü yaşam tarzı, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı, bir yıl ve daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olma, yaşlılık, sakatlık, deneyimsizlik, ağır hastalık gibi hallerde kişiler ne yapılabiliyor? Kısıtlanabiliyor. Hocam, nasıl kısıtlanıyor? Mesela savurganlık, kumar alışkanlığından dolayı mirasçılarının, eşinin, çocuklarının açacağı bir dava ile o parayı kullanma hakkı kısıtlanabilir. Mesela kötü yaşam tarzından veya alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığından dolayı annenin veya babanın velayet hakkı kısıtlanabilir. Bak, bu kısıtlamayı mutlaka mahkeme veriyor. Ama burada şuna dikkat edin bak. Sadece şu en sondaki 4 tanesi var. Ne onlar? Yaşlılık, sakatlık, deneyimsizlik, ağır hastalıkta. Kısıtlanabilmesi için kişinin rızası aranır. Kişi kendi isteyecek. Akıl hastalığında yok bak bu. Akıl zayıflığında yok. Veya işte kötü yönetimde yok. Kötü yaşam tarzında yok. Ama yaşlıyım, ben sakatım, ağır hastayım veya deneyimsizim deyip gidip kişinin kendi rızasıyla kısıtlama istemesi gerekiyor. Yani burada ne demek istiyor? Her yaşlı demek ki kısıtlanır, her sakat kısıtlanır, kısıtlıdır diye bir durum yoktur. Kişiler kendi isteğiyle birlikte kısıtlama kararını verdirebiliyorlar. O halde bir kere daha tekrar ediyorum. Ayırt etme gücünü ortadan kaldıran 4 sebep: akıl hastalığı, akıl zayıflığı,
yaş küçüklüğü, sarhoşluk. Evlenme erginliği 17. Olağanüstü evlenme erginliği 16 yaşının doldurulması. Ergin kılınma 15 yaşının doldurulması. Ergin kılınma, kısıtlanma, gayiplik kararını kim veriyor söyleyin? Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından veriliyor. Peki ergin kılınan bir çocuğun yaşı büyür mü? Büyümez. Sadece hangi hukuki işlemi yapması için ergin kılındıysa o işi yapabilir. Hak ehliyeti, fiil ehliyeti. Hangisine herkes sahip? Hak ehliyetini. Peki kısıtlama sebeplerinden hangilerinde kişinin rızası aranır? Söyleyin. Yaşlılık, sakatlık, deneyimsizlik, ağır hastalık gibi hallerde kişilerin rızası aranır diyoruz sevgili arkadaşlarım. Umarım burası anlaşıldı. Şimdi geçiyoruz. Devam. Bak, ana rahmine düştü. Ne başladı? Söyleyin hepiniz. Ekrana bak, ekrana. Hak ehliyeti. Ama böyle minnoş bir şey hop doğdu. Ne başladı? Gerçek kişiliği başladı. E bir zaman sonra hepimiz gideceğiz. Ne oldu? Gerçek kişilik sona erdi. Demek ki ana rahmine düştüğüm andan itibaren hak ehliyeti, doğdum, gerçek kişilik başladı. Ölüm ve gayiplik ile de gerçek kişiliğimiz sona erer diyoruz arkadaşlarım. Dikkat! Şimdi fiil ehliyetinin türlerinde ne göreceğiz? Tam ehliyetliler, tam ehliyetsizler. Sınırlı ehliyetliler, sınırlı ehliyetsizler. Herkes nereye bakıyor? Ekrana bak, ekrana. Şimdi tek tek yazıyoruz. O zaman bir, tam ehliyetli. Arkadaşlar, bak fiil ehliyetinin 3 tane şartı vardı. Ayırt etme gücüne sahip olacağız, ergin olacağız, kısıtlı olmayacağız. İşte ben fiil ehliyetinin bu 3 şartına da sahipsem, hukuki işlemlerimi tek başıma yapabilir miyim? Yaparım. Mahkemelerde davalı veya davacı olabilir miyim? Olurum. Ceza ehliyetim var mı yok mu? Var. Aynı şekilde bütün işlemlerimi yapabildiğim gibi ceza ehliyetim olduğu gibi benim demek ki ehliyetim var mı yok mu? Var. O zaman ben hangi ehliyetteyim? Tam ehliyetliyim. O halde herkes yazıyor. Tam ehliyetler. Fiil ehliyetinin, bak büyük harfle yazdım, bütün koşullarına sahip olan kişilerdir. Tam ehliyetli. Arkasından ne var? Yazdım, tam ehliyetsiz. Arkadaşlar, dikkat edin. Tam ehliyetsizlerin fiil ehliyetinin en önemli koşulu olan neyi yok? Ayırt etme gücü yoktur. Demek ki ayırt etme gücüne sahip değilsem, akıl hastasıyım veya yaşım küçük, 3 yaşında, 5 yaşında bir çocuğum, neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edebilir miyim? Edemem. Ceza ehliyetim var mı? Yok. Mahkemelerde davalı davacı olabilir miyim? Olamam. Hukuki işlemlerimi tek başıma yapabilir miyim? Yapamam. O zaman benim ehliyetim var mı? Yok. Demek ki tam ehliyetsizlerin neyi yok? Dikkat ediyorsunuz, ayırt etme gücüne sahip olmayan kişilerdir. O zaman yaz, ayırt etme gücüne sahip olmayan kişiler. Yani mesela akıl hastası olabilir veya 3 yaşında 5 yaşında bir çocuk olabilir. Tam ehliyetsiz kategorisinde yer alırlar. Arkasından kim var? Sınırlı ehliyetli. Arkadaşlar bak şimdi. Sınırlı ehliyetli. Bu adamın ehliyeti var mı? Var. Ehliyetli. Aslında bu adam tam ehliyetlidir, sınırlı ehliyetli. O zaman bunun ayırt etme gücü var. Bu aynı zamanda ergin. Bu aynı zamanda kısıtlı değil. Hocam o zaman sorun nerede? İşte ehliyetine belli bir yerde ne getirmişler? Sınır getirmişler. O yüzden burada kimi diyorum? Kendisine, bak dikkat et, yasal danışman atanan kişiler, sınırlı
ehliyetlidir. Hani mesela senin iş yerindeki usulsüzlüklerden dolayı iş yerine yasal danışman atandı devlet tarafından. Bak senin iş yerindeki ehliyetin ne oldu? Sınırlandırıldı. Ama iş yerindeki ehliyetin sınırlandırıldı. Sen dışarıdaki hayatında hala daha tam ehliyetlisin. Ve son olarak ne kaldı? Sınırlı ehliyetsiz. Arkadaşlar bu sınırlı ehliyetsizlerin dikkat edin ayırt etme gücü var. Zaten ayırt etme gücü yok dersem tam ehliyetsiz olur. Ama bunlar küçük 18 yaşından küçük veyahut da sulh hukuk mahkemesi tarafından akıl hastalığı, akıl zayıflığı, savurganlık, kötü yönetim, kötü yaşam tarzı, yaşlılık, sakatlık, deneyimsizlik nedeniyle kısıtlanmış olan kişiler. Dikkat edin küçük ve kısıtlılar demiyorum küçük veya kısıtlılar. Küçük de olsa ayırt etme gücü var. Sınırlı ehliyetsiz. Kısıtlı da olsa ayırt etme gücü var. Sınırlı ehliyetsizdir. Demek ki sınırlı ehliyetsizler ayırt etme gücüne bak dikkat et büyük yazdım sahip ama ne bunlar? Küçükler veya kısıtlılardır arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. O halde fiil birazdan örnek çözeceğiz. Fiil ehliyetinin bütün koşullarına sahipsem tam ehliyetliyim. Ayırt etme gücüm yok, tam ehliyetsizim. Kendisine yasal danışman atananlar sınırlı ehliyetli ama ayırt etme gücüne sahip olan küçük veya kısıtlılar sınırlı ehliyetsiz. Şimdi bunları yazdınız. Bak dikkat edin arkadaşlarım. Bunlarla ilgili hemen şöyle soru gelsin bak. 44 yaşında kendisine yasal danışman atanan Ali'nin ehliyeti nedir? Bak ne olmuş altını çiziyorum. Yasal danışman atanmış. O zaman kendisine yasal danışman atananlar hangi ehliyetteydi? Sınırlı ehliyetli. Dikkat. Peki soru 2. 58 yaşında kötü yaşam tarzı nedeniyle mahkeme tarafından bak altını çiziyorum. Kısıtlanan velinin ehliyeti. Küçükler veya kısıtlılar neredeydi? Sınırlı ehliyetsiz. Peki 64 yaşında bak dikkat et. Ayırt etme gücü olmayan altını çiziyorum bak. Ayırt etme gücü olmayan Onur'un ehliyeti. Ayırt etme gücü olmayanlar hangi ehliyetteydi söyleyin? Tam ehliyetsiz kategorisindeydi. Peki geldi. 14 yaşındaki Ahmet'in ehliyeti. Bak 14 yaşında, 18 yaşından küçük. Ama ayırt etme gücü yoktur diye bir şey de söylemediğine göre bunun demek ki ayırt etme gücü var. O zaman 14 yaşında küçükse nerededir? Sınırlı ehliyetsiz küçükler veya kısıtlılar demiştik. Sakın ÖSYM'nin bu tuzağına düşme. 4 yaşındaki Efe'nin ehliyeti nedir? Sakın 4 yaşı görüp sınırlı ehliyetsizi işaretlemeyin. Çünkü sınırlı ehliyetsizlerin ayırt etme gücü var. Küçük veya kısıtlı. Ama 4 yaşındaki bir çocuğun ayırt etme gücü var mı? Neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edebilir mi? Edemez. O zaman tam ehliyetsiz kategorisine yer alır. O zaman dikkat ediyorsun 0-12 yaş grubundaki çocuklar nerede? Tam ehliyetsiz 12'den sonra 18'e kadar sınırlı ehliyetsiz kategorisinde yer alırlar. Bir kere daha söylüyorum sakın ola unutmuyorsunuz. Fiil ehliyetinin bütün koşullarına sahipse tam ehliyet. Ayırt etme gücüne sahip değilse tam ehliyetsiz. Ayırt etme gücüne sahip küçük veya kısıtlıysa sınırlı ehliyetsiz. Kendisine yasal danışman atananlar sınırlı ehliyetli kategorisinde yer alırlar diyoruz arkadaşlarım. Dikkat ediyorsunuz. Peki nereye geldik? Sınırlı ehliyetsizlerin bizzat yapamayacakları işlemler var. 4 tane. Bir de bak hemen alta indim. Sınırlı ehliyetsizlerin hiç yapamayacakları işlemler var. 4 tane. Şimdi ÖSYM burada nasıl sorar? Aşağıda verilenlerden hangisini sınırlı ehliyetsizler
hiç yapamaz. Veya aşağıdakilerden hangisini veli veya vasilerinin izniyle yapabilirler? Demek ki arkadaşlar bak şuraya hemen bir dakika yazalım. Şu yukarıdaki bunlar, şu yukarıdakiler bak. Sınırlı ehliyetsizlerin bizzat yapamayacağı işler diyor ya. Demek ki bizzat yapamıyorlar. Bunları neyle yapıyorlar? Veli veya vasilerinin izni ile yaparlar. Yaz hemen. Bak bizzat yapamıyorlar ama veli veya vasilerinin izniyle sınırlı ehliyetsizler bu işlemleri yapabiliyorlar. Dikkat! Hani böyle sanki hiç yapamıyorlar gibi sakın ola algılamayın. Veli ve vasilerin izniyle yapabiliyorlar. Ne yapabiliyorlar o zaman veli veya vasilerin izni? Bir, bak yazalım. Satım sözleşmesi yapabilirler. Bak, bir, satım sözleşmesini veli veya vasilerin izniyle yapabilirler. İki, kira sözleşmesi yapabiliyorlar. Bak veli veya vasilerin izniyle kira sözleşmesi yapabiliyorlar. 3. İş sözleşmesi yani hizmet sözleşmesi yapabiliyorlar. Bak veli veya vasilerin izniyle hizmet yani iş sözleşmesi yapabiliyorlar. Bir de arkadaşlar gene veli veya vasilerin izniyle bir yayın eviyle anlaşıp yayın eser sözleşmesi yapabilirler. Demek ki sınırlı ehliyetsizler satım sözleşmesini, kira sözleşmesini, hizmet yani iş sözleşmesiyle eser sözleşmelerini bizzat yapamıyorlar ama veli veya vasilerinin izniyle yapabiliyorlar. Bak dikkat et. Altta ne diyor? Sınırlı ehliyetsizlerin, bak şöyle kare içine aldım, hiç yapamayacakları işlemler. Yani veli ve vasileri izin verse dahi şu anda aşağıya yazacağımız işlemleri hiç yapamıyorlar arkadaşlar. Bir, kefil olamazlar. Yazdım. Bak kefil olma. Sınırlı ehliyetsizlere yani küçük veya kısıtlılara veli ve vasileri izin verse dahi hiç kimseye kefil olamazlar. Hatta vakıf kuramazlar. Bak vakıf kurma işlemini de hiçbir halükarda yapamıyorlar. Aynı şekilde bakın dikkat edin. Bağışta bulunamazlar. Ama bağışları kabul edebilirler mi? Evet edebilirler. Birazdan söyleyeceğim. Bir de arkadaşlar diyelim ki bir iş yeri var. Bu iş yerinde hiç kimseyle rekabet etmeyecek diye rekabet yasağı taahhüdünde bulunamaz. Yani kimseyle rekabet etmeyecek diye bir taahhütname imzalayamaz. Hocam ya bu sınırlı ehliyetsizler bunları yapamıyorlar. İyi tamam güzel hoş. Bu adamlar neyi yapıyorlar? Bak hemen yeşille yazıyorum. Karşılıksız kazanımları tek başlarına yaparlar. Ne hocam bu karşılıksız kazanım? Kendilerini borç altına sokmayan karşılıksız kazanımlardır. Hani bayramda çocuğa harçlık verirsen bu harçlığı kabul etmek için ana babasının onayına gerek var mı? Yok. Karşılıksız olan kazanım. Hani şöyle de düşünebilirsin. Bağışta bulunamıyorlar ama kendilerini borç altına sokmayacak derecede bağışları ne yapabiliyorlar? Kabul edebiliyorlar. O yüzden dikkat ediyorsunuz bir kere daha. Sınırlı ehliyetsizlerin bizzat yapamayacağı işler. Sınırlı ehliyetsizler kimdi? Ayırt etme gücüne sahip küçükler veya kısıtlılar. O zaman sınırlı ehliyetsizler satım sözleşmesi, kira sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, eser sözleşmesini yaparlar ama nasıl? Veli veya vasilerinin izniyle yaparlar. Ama veli veya vasileri izin verse dahi kefil olamazlar. Vakıf kuramazlar. Bağışta bulunamazlar ve hiç kimseyle rekabet etmeyecek diye bir taahhütname imzalayamazlar. Yani rekabet yasağı taahhüdünde bulunamazlar diyoruz sevgili arkadaşlarım.
ama karşılıksız kazanımları tek başlarına yapabiliyorlar. Yani kendilerini borç altına sokmayan işlemleri tek başlarına yapabilirler diyorum. O halde soruyorum, fiil ehliyetinin bütün koşullarına sahipsem duyayım, tam ehliyetli. Peki ayırt etme gücüm yoksa duyayım, tam ehliyetsiz. Peki ayırt etme gücüne sahip küçük veya kısıtlılar duyayım, sınırlı, ehliyetsiz. E peki kendisine yasal danışman atananlar da nereye giriyordu? Sınırlı, ehliyetli. Peki duyayım, hak ehliyeti, fiil ehliyeti. Hangisine herkes sahip? Hak ehliyetine. Ne zamandan itibaren? Ana rahmine düştüğü andan itibaren. Hak ehliyetinde geçerli iki ilke. Söyleyin. Söyle, 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 söyle. Genellik ve eşitlik ilkesi geçerlidir. Fiil ehliyetinin üç tane koşulunu söyleyin bana. Ayırt etme gücüne sahip olacak. Ergün olacak, kısıtlı olmayacak. Ergin kılınma yaşı 15. Olağanüstü evlenme erginliği 16. Evlenme erginliği 17 yaşının doldurması. Gaiplik, kısıtlanma, ergin kılınma kararlarını kim verdi? Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilir diyoruz sevgili arkadaşlarım. Umarım ders anlaşılmıştır. Derdimizi anlatabilmişizdir. Arkadaşlar aslında vatandaşlık işte bu kadar kolay bir ders. Eminim size de kolay geliyordur. İnşallah diyeyim size de kolay geliyordur. Ve bugünkü dersimizin sonuna geldik. Hepiniz kendinize iyi bakın canlarım.